Evet, şimdi 5 soruda determinantı şöyle bir tekrar edeceğiz. Sorularımız bunlar. 2 çarpı 2 bir determinant. Artık bunu biliyor olmamız gerekiyor. Yine 3 çarpı 3 bir matrisin determinantı söz konusu burada. Bir matrisin tersi yoksa A kaçtır? Ne yapıyorduk? Determinant sıfırsa tersi olmuyordu. Sonra 4 çarpı 4 bir determinant. Sonra harfli bir determinant var. En sonunda da 5 çarpı 5 bir determinant var. Hızlı bir şekilde bunları yapacağız. İlk soruyu hemen yapıyorum. Matrisin determinantı nedir? Neydi hemen? Asal köşegen ile yedek köşegen. Asal köşegenden yedek köşegeni çıkartıyoruz. Asal köşegenimiz kaç? 20. Yedek köşegenimiz kaç? 2. Cevap 18. Oldukça kolay. Peki 3 çarpı 3 bir matris. Peki, hemen başlayalım. Bu matrisin tersi yoksa A kaçtır? Bir matrisin tersi yok olması demek. Aslında onun ne ya? Determinantının sıfır olması demek. Dolayısıyla ben bu matrisin determinantını eşitleyeceğim. Şimdi bunu farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Sarrus kuralı vardı. Hani ilk iki satırı aşağıya ekleyebilirsiniz ama Sarrus kuralını hiç böyle alta yazmadan, tekrar yazmaya ihtiyaç duymadan, mesela burada alan da yok. Doğrudan yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Yine asal köşegen. Bunu çarpıyoruz. Bunları çarpıyoruz. Nedir? Sıfır. Sonra neydi bu yöntemin ismi? Paralel ikili yöntemi. Sarrus kuralının farklı bir versiyonu sadece. Paralel ikili ne demek? Asal köşegene paralel bir ikilinin uzak köşeyle çarpımı. Nedir o da? Artı 3. Diğer paralel ikilinin diğer uzak köşeyle çarpımı artı 1. Şimdi ne yapıyorum? Yedek köşegene geçiyorum. Yedek köşegene. Çarpıyorum. Eksi A. Bu taraf eksi. Paralel ikiliyle uzak köşe 0. Yazmama gerek yok. Paralel ikiliyle diğer uzak köşe. Yani yedek köşegene paralel ikili bu kez. 5. Yine bu da eksi 5. Sıfıra eşitlediğiniz zaman ne bulursunuz A'nın? Bakıyorum. Eksi 1 olduğunu buluruz. Evet. 2 çarpı ve 3 çarpı 3 böyle. 4 çarpı 4 bir matrisin hemen determinantına geçelim. Dikkat edin, sayılar birazcık büyük. Determinantın özelliklerini kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Her satır ve sütundan ortak çarpmanı çıkartmak mümkün determinantta. Bakın bu matris gibi düşünmeyin burada. Çünkü determinant bir matriste bir sayıyla çarparsanız tüm elemanları çarparsınız. Ama determinantta bir matrisin determinantı bir satırını çarptığınız zaman o sayı kadar artıyordu. Hatırlıyor musunuz bunu? Dolayısıyla ben her bir satırda ya da sütunda ortak elemanı çıkartabilirim determinant hesabında. 10. Bunların hepsinde nedir ortak olan? İlk, yani şu satırda bakıyorum. İkinci satırda 10 tamamında ortak. Şurada ortak olan var mı? 11 ortak. Burada ortak olan 5. Her satırda ortak olan elemanları çıkardığım zaman determinantı yazıyorum. Artık determinant şeklinde yazıyorum ki hani bir köşeli parantez olarak veya açık parantez olarak yazmadım. Bir düz çizgiyle gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 kapatıyorum. Burada 10 parantezini almıştım. 1, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 5, 1, 3, 5, 6. Şimdi bu determinantı hemen farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. 4 çarpı 4 olduğu için bunu Sarrus kuralı gibi altına 2 tane satır yapıp yapmaya kalkarsanız hata olur. Onu tekrar hatırlayın. 4 çarpı 4 matrislerin determinantında o Sarrus kuralı diye bir kuralımız yok. Bunu ne yapacaksınız? Sadeleştirip sıfırların sayısını arttıracaksınız. Ya eşelon forma gelip hesaplayacaksınız ya da kofaktör hesabı yapacaksınız. Doğru mu? Ne yapabilirim ben burada? Aslında ilk satırı bütün satırlardan çıkartabilirim ama bir kolay bir şey gördüm ben burada. Size gördünüz mü bilmiyorum. Şu satırı direkt dördüncü satırdan çıkarsam. Çünkü elemanlar hep birbirine benziyor. Fark ettiniz mi? Bunu yaptığım zaman ne oluyor? Bu arada ilk ifadeyi yazayım. Nedir bu? 55, 550. Bir kere elimde 550 var. Daha sonra üçüncü satırı dördüncü satırdan çıkartıyorum. Determinant özellikleri gereği. Bu determinantı ne yapmıyordu? Değiştirmiyordu. Hemen yazıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4. Geri kalan satırlarda bir değişiklik yapmadım. Ha şunu da yapabilirsiniz. Bu arada şunu da şuradan çıkartabilirsiniz. Yani o da değişiklik yapmaz. En azından birazcık daha basitleştirme
mümkün olur. Yapalım onu. 1, 2, 3, 4. Çıkartıyorum. 0, 1, 1, 1. Evet, diğerini de çıkartabilirsiniz aslında ama bunu burada değişiklik yaptığım için şimdi ona gerek yok. 1, 3, 5, 5. Şimdi çıkartıyorum. 0, 0, 0, 1. Şimdi dolayısıyla burada bir satırındaki bir tane eleman hariç tüm elemanları sıfırladığım için orada kofaktör açılımı yapmak oldukça mantıklı. Hemen o elemanı şöyle bir netleştireyim, görüyorum. Hangi satır bu? Dördüncü satır. Dördüncü satırda şuradaki yeşille gösterdiğim 1'e göre kofaktör açılımı yapacağım şimdi. Bu arada neyi unutmayalım tekrar? 550 zaten elimde var. Çarpı halinde. 1 çarpı. Şimdi ne yapıyorum? 1'in olduğu kofaktör demiştim ya. 1'i zaten yazdım. Eksi 1 üzeri. Dördüncü satır dördüncü sütun olduğu için 8 olarak yazdım. Artık bu kofaktöre başka diğer elemanların tüm kofaktörleri sıfır olduğu için bu satır ve sütunu zaten direkt siliyorum. Ve kofaktör hesabı yaparken o satır ve sütunu siliyordum. Geri kalan elemanları yazıyorum şimdi. 1, 2, 3, 0, 1, 1, 1, 3, 5. Bunu yaptığım zaman bu arada burada bir değişiklik var mı bakıyorum. Hayır, sadece 550 var. Geriye kaldı şu determinantı hesaplamak. Yine asal köşegene göre yapıyorum. 5. Buna paralel ikiliyle uzak köşe artı 2. Buna paralel ikiliyle diğer uzak köşe 0, değil mi? Sonra ne yapıyorum? Yedek köşegene bakıyorum. Yedek köşegen 1 çarpı 1 çarpı 3 artı 3. Evet, çok güzel. Artı 3 değil, eksi 3 değil mi? Hemen onu düzeltmem gerekiyor. Niye? Yedek köşegen eksiydi. Hemen eksi yaptım. Sonra buna paralel, yedek köşegene paralel ikiliyle uzak köşe yine eksi 3. Diğeri zaten 0 olduğu için hesaplamaya gerek kalmıyor. Şimdi geriye kaldı. Şuraya hesaplamak kaldı. Burası 7, burası eksi 6. Cevap 1. Cevabımız neymiş bu mesele determinantın? 550'ymiş. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi 3 tane soru çözdük. 4. sorumuz. Bu biraz harfli determinantlar. Yine 3 çarpı 3 matris fakat bu determinantın çarpanı isteniyor. Şimdi bu determinant 3 çarpı 3 deyip hocam ben bunu hesaplayıp sonra çarpanları ayırmaya çalışayım derseniz işler karışık. Çok karışık, karma karışık ifadeler gelir ki o ifadeyi çarpanları ayırmak çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla bunu bu ifadenin determinantını hesaplarken ortak çarpan alma, ondan sonra determinantın özelliklerini kullanma işlemlerini yapacağız. Burada ne yapmamız gerektiğini siz hemen fikir verebilir misiniz? Ne yapalım mesela? Birden ikinci satırı çıkartalım dedi bir arkadaşınız. Tamam. Yani şurada biri gördü. Şurayı en azından bir tanesini sıfırlayacak. Aslında şu x'i de sıfırlayabilir miyim? Sıfırlayabilirim, doğru mu? Kolon ama. Kolon işlemi yapacağız. Yani şöyle. İkinci kolonu hem birinci kolondan çıkartıyorum. Birinci kolondan çıkar. Bunu çıkarttığım zaman amacım ne olacak? Şurayı sıfırlayacak. Yani sıfır, en azından bir satırdaki sıfır sayısını fazlalaştırıyorum. Peki bunu başka bir de şuradan x'i katını çıkarsam olur mu? İkinci kolonun x, y katını hangi kolondan çıkartıyoruz? Üçüncü kolondan çıkartıyoruz. Kolondan çıkar. Bunu çıkarttığınız zaman da şurası sıfır oluyor. Yani buradaki hedefim ne? Hem şuradaki biri hem de şuradaki x, y'yi sıfır bırakıp üçüncü satırda sadece bir elemanını bırakmak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yapıyorum bunu. Yaptığım zaman direkt çıkarttım. Söyleyin bana. X küp eksi x. Y küp eksi y. Burada ne oldu? Sıfır oldu. Burada bir değişiklik yapmadım zaten. X, y bir. Peki x, y katını çıkartıyorum şimdi bakın burada. Y eksi x, y katını. X kareye. Çok güzel. Sonra x eksi x, y kare. Evet. Sonra burası da ne oldu? Sıfır oldu. Şimdi bu noktadan sonra artık şu satırda ne yaptım? Tek eleman olduğu için kofaktör açılımı yapabilirim 3. satıra göre. Yine bunu ne yapıyorum? 1 çarpı eksi 1 üzeri. Onu unutmayalım yine. Gerçi burada çarpanı dediği için burada çok önemli değil ama yine de determinant sonucu bulma açısından önemli. Nedir?
2'ye, 3'e 2 yani 5 çarpı. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Şurayı hemen ve burayı siliyorum. Geri kalan determinantı yazıyorum. Yazalım bakalım. X küp. Bunu da bu arada şöyle yazsam olur mu? X çarpı x kare eksi 1. Şunu ne yapalım? Y çarpı y kare eksi 1. Şurada bir parantez alabilir miyiz? Y çarpı 1 eksi x kare. Burada nedir? X çarpı 1 eksi y kare. Evet. Bunu yaptığınız zaman bu arada şurası neymiş? Eksiymiş. Peki eksi olduğu için ben bir determinantı bir sayıyla çarptığım zaman sadece bir satırı çarpmam yeterli. Şu sütunla çarpalım. Yani daha net görünsün diye yapıyoruz tabii. X çarpı x kare eksi 1. Y çarpı y kare eksi 1. Bu işleme gerek duymadan da çarpan çıkartabilirdiniz aslında. Y çarpı x kare eksi 1 oldu. Eksiyle çarptım. Burasını da eksiyle çarpmam lazım. Ne oldu bu da? Y kare eksi 1 oldu. Şimdi bakıyorum. Her satır ve sütundan ortak elemanı çıkartabiliyordum. Var mı ortak eleman çıkartabileceğim bir durum? Bakıyorum. Mesela şurada gördünüz mü arkadaşlar? Birinci satırda ne ortak? X kare eksi 1'ler ortak. İkinci satırda da y kare eksi 1'ler ortak. Hemen onların parantezini alalım. X kare eksi 1 çarpı y kare eksi 1. Her ikisini de aldım çarpanıma. Şurada ne kaldı? X. Burada ne kaldı? Y. Y. X. Artık bu determinantı hesaplamak kolay. Nedir o da? X kare eksi y kare. Çarpanlarını yazarsam x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı y eksi 1 çarpı y artı 1 çarpı x eksi y çarpı x artı y şeklinde olacaktır. Zaten burada ne diyordu? Çarpanı olmayan hangisi? Hangisiymiş? Buradaki e şıkkındaki ifademizmiş. Evet, şimdi determinantla ilgili son soru. Bu da 5 çarpı 5 bir determinant. Burada ne yapacağız yine? Bir eşelon forma getirebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Fakat burada eşelon forma getirirken şuradaki elemanın sıfır olması beni birazcık zorlayacak. Fark ettiniz mi? İki tane elemanı değiştirmem gerekebilir satırını. Fakat bu ne yapıyor? Eksi yapar determinanta. O işleme hiç gerek duymayalım. Başka yöntem de olabilir. Bir şey fark ettiniz mi? İki satıra birinci kolonlar. Hangi sütundan hangi sütun? Arkadaşınız dedi ki ikinci satırdan üçüncü satırdan 2'yi çıkartalım dedi. Yani şunu şuradan çıkart dedi. Evet, çıkartırsak birazcık basitleşecek. Sadece basitleşecek ama bir şey ifade etmiyor. Doğru mu? Bana bir şey vermiyor. Fakat başka ne yapabiliriz? Kolon. Ha, şu birinciyi 5'ten mi çıkartalım? Ya da 5'inciyi birden çıkartsak olur mu? Olur değil mi? Bunların hiçbirisi determinantı değiştirmiyordu. Yani bir satırı başka bir satırdan çıkarmak, toplamak ya da bir sütunun bir katını başka bir sütundan çıkarmak determinantı değiştirmiyordu. Peki o zaman yaptığım zaman bunu çıkartalım. Aslında şuradaki işleme çok gerek yok ama sadece sayıları birazcık ne yapacak? Basitleştirecek, kolaylaştıracak, bir olacak. Pekala, çıkartıyorum. Birinci yani şuradaki şu satırı ne yapıyorum? Şu sarıyla işaretlediğim satır diyorum kolondan çıkartıyorum. Tamam mı? Evet, çıkarttığım zaman söyleyin 0. 0, 0, 0, 2. Bir anda ne yaptık? Birinci sütundaki 4 elemanı birden sıfırladık. Hemen diğer elemanlara bakalım. 2, 3. Burada bir şey değişiklik yapmıyorduk. 3, 1. Fakat hadi arkadaşınızı da kırmayalım. Şöyle bir öneri yaptı. Onu da yapalım. Ne yaptık? Üçüncü satır sütundan ikinci sütunu çıkartıyorum. 1, 1, 0, 2, 1. Evet, diğerinde herhangi bir değişiklik yapmadığım için aynen yazdım. 5, 3, 0, 1, 1, 2, 1. Burada da bir değişiklik yapmadım. Artık bundan sonra ne yapıyorum? En çok sıfır olan satır ya da sütunu seçmem gerekiyordu. Zaten birinci sütunda öyle bir işlem yaptım ki 4 tane eleman birden ne oldu? Sıfır oldu. Geriye ne kaldı sadece? 2 kaldı. Dolayısıyla buna göre kofaktör açılımı yapmak benim işimi oldukça kolaylaştıracak ve determinantım birden 4 çarpı 4'e inecek. 2 çarpı eksi 1 üzeri kaça kaç bu? 5'e 1 yani 6. Sonra ne yapıyorum? Bunun olduğu satırı ve sütunu siliyoruz. Hemen artık geri kalanını sadece şu 4 çarpı 4'ün determinantını hesaplamak kaldı. Şimdi burada da aslında bir daha tekrar yazmak istemiyorum.
zaten görünüyor net ortada. 4 çarpı 4. Ortada olsaydı karışabilir diye tekrar yazmak daha mantıklı. Ama kenardan gittiği için silinen satır ve sütunlar net görünüyor zaten matrisimiz. Pekala, şimdi ne yaparsam işlerim birazcık kolaylaşır. Var mı önerisi olan? Ben şu satırı, sütunu şuradan çıkarsam, aslında ilk başta da yapsam olurmuş. Yani birinci kolonu hem birinci beşinci kolonu hem birinci kolondan hem de dördüncü kolondan çıkartabilirdim. Burada da ne oluyor bakın, çıkartalım tekrar. Çıkarttığım zaman ne olacak determinantımız bakalım. Hemen şurada bir değişiklik yapmadım. 2, 3, 0, 3, 1, 1, 0, 2. Bu arada bunu niye yapıyorum? Şunu gördüm çünkü arkadaşlar. Bakın burada 0, burada 0. Şurayı da 0 yaparsam o 3. Satırı da ne yapmış olacağım? 3 tane elemanı birden 0 yapmış olacağım. Tek 0'dan farklı eleman kalacak. 1 o da yani. Hemen bakalım. Çıkartıyorum. 4, 4, 0, 3. Gördünüz mü? Hemen diğerini de yazalım. 0, 1, 1, 2. Burada bir değişiklik yapmadım zaten. Böyle baktığım zaman şurada ne oldu? Sıfırdan farklı tek elemanın 1 olduğunu görüyorum. Yine kofaktör açılımı yapacağım. Hemen bu arada şuradaki ifadem 2. 2 olarak yazayım. Şimdi eksi 1 üzeri 2 çarpı eksi 1 üzeri bakıyorum. 3'e 4, 7. Dolayısıyla artık bu kez şunu ve şunu ne yapıyorum? Siliyorum. Burada hani daha net görebilmek için tekrar yazdım. Çünkü arada bir tane satır. 2, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 2, 3. Bu determinantı ister yapabilirsiniz, devam edebilirsiniz. İsterseniz bir işlem daha yapabilirsiniz. Nedir o? Birinci satırdan, ikinci satırdan birinci satırı çıkartabilir miyim? Çıkartırsam ne olur şurası? 1. Şurası ne olur? 0. 0. Dolayısıyla bir anda burada da aynı kofaktör yöntemini hala kullanabilir durumdayım. Bu arada şurası ne oldu? Eksi 2. Burada 1 çarpı 1 üzeri, pardon, eksi 1 üzeri kaç? 3. Çok güzel. Hemen bunun olduğu satırı ve sütunu sildim. Geriye 1, 4, 2, 3 kaldı. Şuraya baktığım zaman zaten burada 2 çarpanı oldu. Şu determinant kaldı geriye hesaplamak. 3 eksi 8, cevap neymiş? Eksi 10'muş bunun cevabı. Evet, 5 soruda determinantı tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Anlaşıldı mı?